karşıdan Gangamistan'a gelen kapılar bunlar. Bir sürü köprüden geçiyorsunuz nehirin üstünden. Ve bunlardan bakın 2-3 tane var. Şöyle görmüş olun. Merhaba. Bugün size Stockholm, İsveç'te yayın yapıyorum. Burası Stockholm'un eski şehri, yani Gangamistan. Arkada gördüğümüz binalar eski tarihe, yani eski mimariye ait ve inanılmaz değişik yapılar var burada. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Takipte kalın. Böyle bir sürü tüneller görebilirsiniz ve sokaklar çok dar. Şimdi tek tek size bir sürü sokak çekeceğim. Burası Gangamistan'ın ana caddesi. Sağlı sollu turistik dükkanlar var. Ve çok ilginç hediyelikler var. Şöyle bakın, sağlı sollu binaları görebilirsiniz. Bu binalarla ilgili size bir ayrıntı vermek istiyorum. Buradaki boyalar değişik yüzyıllara ait. Böyle tüneliciklerle geçiliyor hepsine. O sokaktan o sokağa, gördüğünüz gibi. Biraz önce de size böyle bir tünelcik göstermiştim. Gördüğünüz üzere burası da aynı İstiklal Caddesi gibi çok kalabalık ama İstiklal geniş bir cadde. Burası dar olduğu için daha da kalabalık gözüküyor. Ve bütün sokaklar bakın böyle binalar muntazam bir şekilde. Restorasyon görmüş ama hepsi aslına uygun yapılmış. Sokaklarından biri. Bir binadan diğer binaya geçiş var ve arkada denizi görüyorsunuz. Bu sokak Hilton Oteli'ne çıkıyor. Bakın tam karşıda. Şimdi de size bir kilise göstereceğim. Burada pek kiliseler göremezsiniz ama bu eskiye ait. Bakın burada başka türlü bunu çekemiyorum. Ancak bu şekilde sizin için çekmiş olayım. Sokakta böyle. Bu sokakta çok ilginç dükkanlar var. Mesela şunun gibi. Şurada bakın çok güzel bir designer dükkanı. Designer'ın adı da yazıyor kapıda. Ve bu bir tasarım mağazası. Zaten vitrininden de anlıyorsunuzdur. Klasik İsveç dükkanları. Burada İsveç'e ait kıyafetler var. İsveç tarzında. Şöyle göstermek istiyorum. Buranın soğuğuna göre kıyafetler var. Bir İsveç mağazası. İsveç desenlerinle. Bir mağaza vitrini daha. Tamamen İsveç kültürüne ait İsveç desenlerle fırkalar ve battaniyeler. Burası da bir restoran ve burasının vitrinini size göstermek istedim. Çok güzel. Size ilginç bir giriş göstermek istiyorum. Ciddi eski bir kapı. Güzel bir giriş daha. Herhalde burada kapılara çok özen verilmiş eskiden beri. Güzel bir kapı daha. Her yerde olduğu gibi burada da hediyelikler çok ön planda. Ve Skandinavya ülkelerine ait. Bakın şurada da Vikingler falan var. Hediyelikler de küçük Vikingler.
şurada da bir tane sapan göstermek istiyorum size. Çocukluğunuzu hatırlayın. Burada da Viking boynuzları. Şöyle detaylı çeke çeke gidiyorum. Bu caddenin devamı bir meydana çıkıyor. Ben daha önce görmüştüm. Oraya da sizin için çekeceğim. Yavaş yavaş meydana doğru ilerliyoruz. Ve meydana geldik. Ferisa da bize el salladı. Bütün sokaklar burada bu meydana çıkıyor. Burada oturup çok güzel bu küçük kahvelerde kahve içebilirsiniz. Değişik yüzyıllara ait binalar, değişik renklerde boyalı. Şurada farkı görüyorsunuz. Biri krem, biri oranj, biri sarı. Hepsi değişik yüzyıllara ait. Yüzyıllık bir bina. Şurada binanın kuruluşu yazıyor. Bakın rengi. Bu. Diğer binanın rengi bu. 1600 yıllarına ait bir bina. Şurada yazıyor. Şurada. Demek ki o seneye ait renk bu krem. Şurada. Kürçüklü ailesi bir merhaba deyin. Kraliyet Sarayı'na doğru ilerliyoruz ve binaların güzelliğine bakabilirsiniz. Ve kitap dükkanı. Ve çok güzel vitrini var kitap dükkanının. Bakın bir de krem var. Bosposu da yüklemiş. Oyuncakları da. Çok güzel bir kitap dükkanı. Şöyle tabelasını da çekeyim. Harika. Dediğim gibi bir tünel daha. Bütün tüneller denize çıkıyor. Çok güzel bir çeşme. Ve bu ülkeler soğuk ülke olduğu için her tarafta yeşillikler var. Çeşme de şöyle. Güzel bir kafe ve restoran. Burası da çok hoş bir meydan çeşmenin etrafında. Yeşil bir sokak daha yukarı doğru. Burası da müze. Gangnam Style'ın sonuna doğruyuz. Ve burası Kraliyet Sarayı'nın meydanı. Uzaktan alıyorum çünkü bina çok ihtişamlı, yakından alamayacağım gibi gözüküyor. Kürçüklü TV bugünlük bu kadarı. Çünkü çekecek bunun sonu yok. O kadar çok çekecek yer var ki Stockholm'da. O yüzden şöyle bir panoramik görüntüyle bugünkü nokta alıyorum. Ve Stockholm'un tadını çıkarmak istiyorum. Hoşça kalın. Kürçüklü TV ile kalın.